Kaç çavdar tanesi ayıkladın? 1623. Seninle Çan teyze ilgilensin bence. Bundan sonra yemeklerini sana o getirir. Vay! 1623 çavdar tanesi sana eş olarak görevlerini unutturdu galiba. Bugün yemek getirmemeye karar verdin. Yarın odamdan çıkarsın. Sonra da hayatımdan. Ne güzel. Merhaba hayat. Dinliyorum canım, anlat ne oldu? Dayısının yeğeninin nesi var böyle? Neden bu kadar gergin? Bopal'de bir şey mi oldu acaba? Belki babası rahatsızdır. Gidip sorayım. Hayır. Sormasam daha iyi. Bana söylemek istediği bir şey olsa odadan böyle uzaklaşmazdı. En iyisi ailesini arayayım. Aleykümselam. Her şey yolunda mı hayat? Babanın durumu iyi mi? Babam gayet iyi, sağlığı yerinde. enişte, ablam orada mı? Onunla konuşabilir miyim? Nasıl yani? Az önce seninle konuştu ya. Benimle mi? Hayır. Dünden beri ablamla hiç konuşmadım ben. Şu an burada değil canım. Döndüğünde seni aramasını söylerim. Kendine iyi bak. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal. Telefondakinin Ayat olduğunu söylemişti. Yalancı. Kiminle konuştuğunu mutlaka öğrenmem gerek. Her şeyin yoluna gireceğine eminim abi. Gelişmeleri bana da bildirmeyi unutma. Tamam. Hoşça kal. Ne oldu? Kiminle konuşuyorsun sen? Bu seni ilgilendirmez. Ne kadar ilgilendirdiğini göreceksin. Dayısının yeğeni. Telefonun çalıyor. Sana söylüyorum, telefonun çalıyor. Duymuyor musun? Alo. Bekle bir saniye. Alo. O adamlar beni aradı. Yarın geleceklerini söylediler. Bir iş çeviriyor. Bunda bir iş var. Öyle olmasa bir kadın neden kocasından bir şey saklasın ki? Her neyse. Ne o benim karım, ne de ben onun kocasıyım. Ama akıllı kız. Biriyle gizlice görüşüyor. Bu iyi işte. Benim için daha iyi. Çünkü bu biriyle ilişkisi olduğu anlamına gelir. Ve er geç çekip gideceği. Şan'ın kız arkadaşının çekip gitmesi gibi. Bence şükretmelisin Zeyn Abdullah. Sonunda ondan kurtulmuş olacaksın. Hala telefonda. Kiminle konuşuyor ki bu? Ona kalsa ahlak abidesi ama... Sahtekar işte. Dayısının yeğeni.
dışarı çıkar mısın? Ne? Dışarı çık. Neden? Giyinmem gerekiyor. Bundan emin misin? Giyiniksin çünkü. Bir şey mi dedin? Zaten giyiniksin diyorum. Ne diye değişeceksin ki? Ben öyle istiyorum. Aşıksan eğer, nedense sık sık kıyafet değiştirirmişsin. Ne? Hiç. Çok istiyorsan banyoda değiştir. Geçen gün sen de değişmek için banyoya girebilirdin. Evet ama benim odadan çıkmanı istemek gibi bir derdim yok. Sen buradayken değiştirmiştim. İstersen sen de değiştirebilirsin. Benim için sakıncası yok. Ben senin kadar utanmaz değilim. Söz başka tarafa bakarım. Benim odada değişmem gerekiyor. Lütfen. Bana düğünümde hediye etmiştin. Ama bugün bunu yapmak zorundayım. Ailemizin haysiyeti için bu takıları takmak zorundayım. Fuat abiyi kurtarmak için yapmalıyım. Pazara. Beni de bırakır mısın canım ha? Ay çok sağ ol. Evden hızla ayrıldı. Bir taksiye bindi. Dayısının yeğeni böyle gizli gizli kiminle buluşacak? Gideceğim yere geldim. Gerçekten mi? Ne güzel. Benimki de burası. Tamam, teşekkür ederim. Dayısının yeğeni nereye gitti? Bay Mansuk, bu sabah telefonda konuşmuştuk.
Ben Alya Zeynabdullah. Ha, hatırladım. Buyurun, oturun, hoş geldiniz. Tamam. Annem telefonunu açmıyor. En iyisi gidip haberi kendim vereyim. Evet Fatih abi, parayı aldım. Oraya varmak üzereyim. Pekala dayısının yeğeni. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Ama benim kadar değilsin. Elinde o çantayla kiminle buluşacak acaba? Ve çantada ne var? Umarım kıyafetleridir. Ve buluşacağı adamla kaçar. Babamın kör güveni fena kırılacak. Bunu duyunca çok şaşıracak. Kaçışını kutlamak için Zeynabdullah ve arkadaşları bu gece sabaha kadar kutlama yapacak. Muhtemelen bana çok kızmıştır. Bugün onu kandırdım çünkü. Ama bana kim olduğunu sorarsa o zaman ne söylerim? Her neyse. Onu orada gördüğümü açık etmesem daha iyi. Hüzünlü gibisin. Hayırdır, eski sevgililerinden birini mi hatırladın? Nerede o çanta? Çanta mı? Hangi çanta? O çanta. Evden çıkarken yanındaydı. Evden çıkarken çantan mı vardı? Ha. Pazarda mı unuttun yoksa? Evet, dükkanda unutmuşum. Tamam, gidip alalım o zaman. Hayır, ben gidip alırım daha sonra. Neden? Çünkü çantayı dükkanda unutmadığını sen de çok iyi biliyorsun, öyle değil mi? Hay Allah, çantayı abisinin aldığını görmüş olabilir mi? Ne vardı çantada? Kıyafet mi? Makyaj seti mi? Yoksa aşk mektupları mı? Uzatma. Çantadakiler seni ilgilendirmiyor Zeyn. Üstelik saat 7:30 geçeri çok oldu. Kimdi o? Kim? Çantayı verdiğin adam. Şükürler olsun. Zeyn abisi olduğunu bilmiyor. Orada başka biriyle buluştuğumu sanıyor. Anladım. Sen beni takip ediyordun. Evet, buna mecburdum. Dayısının yeğeninin ne işler çevirdiğini bilmek zorundaydım. Kimdi o?
takip ettiğine göre kim olduğunu da görmüş olman gerek. Ne diye bana soruyorsun? Senden bir cevap istiyorum. Bırak gideyim Zeyn. Önce cevap ver. Canımı yakıyorsun Zeyn. Cevap vermeden gidemezsin. Senin derdin ne Zeyn Abdullah? Başından beri söylediğim bu değil miydi? Odamdan ve hayatımdan çık demedin mi? Birlikte geçireceğimiz günlerin sayılı olduğunu söylemedin mi? Farz et ki biriyle tanıştım. Bunu niye sorun ediyorsun? Evet, bir çocukla tanıştım. Çantada da aşk mektupları vardı. Söylesene, şimdi tatmin oldun mu? Mutlu musun? Kızgın mısın? Aklın mı karıştı? Nasıl oldu da beni böyle birden sahiplendin? Yoksa sen... Bana aşık mı oldun? Kimdi o adam? Beni takip ettiğine göre her şeyi görmüş olmalısın. O zaman ne soruyorsun? Cevap ver bana. Bırak beni Zeyn. Önce cevap ver. Zeyn canım yanıyor. Cevap almadan bırakmayacağım. Sorunun ne Zeyn Abdullah? Günde kaç kez odandan gitmemi, hayatından çıkmamı söylüyorsun? 27 gün kaldı, 26 gün kaldı, 20 gün kaldı. Yeni biriyle tanıştıysam bundan sana ne? Evet, orada biriyle buluştu. Çantada da aşk mektupları vardı. Cevabını aldın mı? Ne oldu? Mutlu musun? Kızgın mısın? Kafan mı karıştı? Birden niye böyle sahiplenmeye başladın? Yoksa bana... aşık mı oldun? Ne o? Senin bana sorduğun soruları ben de sana soramaz mıyım? En çılgın rüyalarında bile sana aşık olabileceğimi düşünme. Çok güzel. Beni sevmiyorsun, ben de seni sevmiyorum. O zaman bu tartışma niye? Her kimle buluştuysam, çantayı her kime verdiysem ya da çantanın içinde ne olduğu umrunda olmamalı. Ben sadece yanlış anlaşılma olmasın istedim. Bana bütün gerçekleri söyle. Sana yardım ederim. Sonuçta hayatımdan çıkıp gideceğin günü iple çekiyorum. Bunun için 18 gün kaldı. Bir aylık anlaşmamız geçerli. Sonra buradan gidip gitmeyeceğime ben karar vereceğim. O zamana kadar o adamın kim olduğunu ve çantadakileri merak et. Allah'a şükür beni kuyumcudan çıkarken ya da Fuat abiyle görmedin. Keşke sana o çantada para olduğunu ve bunun Fuat abiyi kurtarmanın tek yolu olduğunu söyleyebilseydim. Kesin olan tek bir şey var Zeyn Abdullah.
Eğer hayatından çıkacak olursam, senden hiçbir şey almayacağım. Hatta her şeyimi sana verebilirim. Buna söz veriyorum.